Efendim bu telefonların bir önce ben sonra da siz sesini kısın. Efendim. Bugün 2 Temmuz. Biz burayı Amasya Belediye Başkanlığı'na 4 Nisan'da geldik. Demek ki 2 gün sonra 3. ayımızı doldurmuş bulunuyoruz. Burada toplanmamızın, birlikte olmamızın maksatlarından bir tanesi hem birbirimizle halleşelim, bir kahvaltı yapalım, şehrimizi değerlendirelim. Hem biz neler yaptık, yapmamız gereken işler nelerdir, neler yapacağız? Bu aradaki olumlu, olumsuz etki ve tepkileri de aramızda tartışalım diye sizleri toplantıya çağırdık. Hepiniz hoş geldiniz. Sefa geldiniz, şeref verdiniz, baş tacısınız diyoruz. Şimdi biz daha önce arkadaşlarımıza söz verdik. Dedik ki aylık basın toplantısı yapacağız. Ne yaptık, ne yapmak istiyoruz, nereye geldik, nerelere gidiyoruz? Bunu da herkesle efendim bölüşeceğiz, paylaşacağız. Çünkü biz ne yaptık? İkinci maddemiz bizim neydi? Şeffaf belediyecilik. Birincisi ortak akıl. İkincisi şeffaf belediyecilik. Bu şeffaf belediyeciliğimizin efendim öngörüleri neyse bu öngörüleri de mutlak surette yerine getireceğiz. Şimdi burada bugün hem 3 aylık bir basın toplantısında efendim çalışmalarımızı değerlendirelim derken ayrıca kamuoyuna ilk defa açıklayacağımız efendim bir hayır hasenat işimiz var. Efendim o grubunda mütevelli heyeti efendim işte bana göre benim solumdaki arkadaşlarımız biraz sonra o konuya gireceğiz. Buradaki toplanmamızın ana maksatlarından bir tanesi de o. Şimdi bu bir ay içerisinde son bir ay içerisinde ne yaptınız neler yaptık konusuna gelince daha öncekileri açıkladık zaten siz onları kayıt altına aldınız. Amasya'mızda ciddi bir problem olan aşağı yukarı 100 kişi civarında 150'ye yakın esnafımız tarafından içinde bir huzursuzluk huzursuzluğu taşıyan ne olacağı hakkında kendilerine göre yorum yapılan ama kendi söylediklerine kendileri de inanmayan yani kamuoyunda kirli uydurma bilgilerin olduğu bir vakaydı. Nedir bu? Belediyemizin toplamda işte 120 kişiye borcu var. Efendim açık borç dediğimiz krediler dışındaki açık borç dediğimiz konu efendim bu borç tabi Amasya esnaflarının alacakları Amasya esnafının efendim öyle veya böyle buradaki belediyedeki kendilerine göre verdikleri, almak için mücadele ettikleri efendim bir koşuşturma. Şimdi biz 3 aydır ses etmedik arkadaşlara, çağırmadık. Neden çağırmadığımızın sorusu şu, cevabı şu. Herkes bir defa eteğindekini döksün dedim. Bakalım kimin ne numarası var? Kimin ne samimiyeti var? Onu bir görelim dedim. Tabii adam. Belediye olaraktan öyleydi veya böyleydi. Toplantıyı burada yaptık. Toplantıyı burada yapmamızın sebebini şöyle izah ettim. Yorulmayasınız dedim kendilerine. Sizi buraya çağırdım. İnsanlar hukuki haklarını kullanabilir. Adliyenin yanına çağırdım. Benimle uzlaşamayan hemen adliyeye gitsin yorulmadan. Zahmet etmesin bir daha gel git.
müracaatını yapsın dedim. Bu bir serbesttir. Efendim, herkese bu teklifi yaptım. İkinci grubu sonra çağırdım. Üçüncü grubu çağıracağım. Onlara da bu teklifi yapıyorum. Herkes hukuki hakkını kullanabilir. Ya da bizim imkanlarımıza rıza gösterir. Aslına bakarsanız ola ki, onu da söylememdeki hukuki haktaki kızdığım nokta şu. Birileri çıkıyor hiç olayla alakası olmadan, efendim belediyeyi haczedelim. Hodri meydan gel kardeşim. Buyurun. Nesini haczedeceksin? Sen kimsin? Birileri örgüt. Örgüt diyor insanları. Kendilerine güç sağlayabilmek için. Arkadaşlarımıza bunu izah ettik. Para sizin, tüccar adam sizsiniz, verecek adam benim. Aradaki üçüncü şahıs ortalığı karıştırır. Efendim, kendine yer etmeye çalışıyor. Lakin, ona da uyabilirsiniz ama herkes de şunu söyleyebilsin. Sözlerim ağırdır benim, kalbe dokunur. Eğer öyle olursa benim söyleyeceğim sözler vardır. Biz Amasyalıyız. Amasya'nın insanıyız. Kol kırılır, yen içinde kalır. Ama benim kolumu kırıyorlar diye çırım çırım çığırırsan o zaman ambulans gelir, herkes duyar. Selamun aleyküm. Bizim için fark etmez. Herkes için. Sağ olsun gelen arkadaşlarımız bu konuda çok mutlu oldular. Dediler ki teşekkür ederiz. Efendim, yani böyle bir olayla karşılaşacağımızı düşünmüyorduk. Hatta hukuki yola giden arkadaşlarımızla biz yapıyoruz dediler. Çekiyoruz. Efendim. Neticede dün de ikinci turu yaptık. Ne yaptık? 500 ile 1000 arasındaki esnaflarımızı çağırdık. Onlar da mutlu ayrıldılar. Önümüzdeki günlerde de 0 ile 500 arasındakileri çağıracağız. Bir de çağırdığımız arkadaşlara sürpriz yapıyorum. Hesaplarına peki diyenlerin para atıyorum. 3 ay içerisinde biz kasayı, maaşı ödeyecek durumda değildik aldığımız zaman. Onu deklar ettiğim için bir daha söylememde mahsur yok. Kasamızda 618 bin lira para var. 3,5 milyon lira dağıtacağımız para var. Yani geriye kalan 2900 lira eksiğiyle başladık. Elhamdülillah maaşlarımızı biraz gecikme olsa da dağıttık. Ama ondan sonra bak tıkır tıkır hemen ödüyoruz değil mi? Ayın 4'ünde 5'inde maaşımızı ödüyoruz. Şu anda 3,5-4 trilyona yakında 3 ayda Amasya halkına borçlarımıza para ödedik. Evet. Dünkü gelenlerin hesabına bugün atılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 4 trilyona yaklaşmışız. 3,5 garanti var. 3 ayda 3-4 trilyonda borç ödedik. Biliyorsunuz Ramazan'da efendim su parası almadık 40 gün. Arkadaşlarımız dediler ki yahu dediler başkan zaten bu su parası geliyor 2 küsür. Bundan maaşları ödüyoruz. Yani su parası da gelmezse ne olacak? Bizim tezimiz şu. Dedik ki önce duayı alalım. Parayı buluruz. Yani duanın geldiği yere para gelir. Ve ne oldu biliyor musunuz? Su parası kadar eskiyi ödemeyenlerden tahsilat yaptık. Evet. Borcu birikenlerden su parası kadar tahsilat yaptık. Efendim. Belli giderleri kıstık. Tasarruf ettik. Yani bu tasarruf ettiğimiz miktarla da vatandaşa borçlarımızı ödedik. Yani ayda demek ki 1 trilyon lirayı tasarruf edebiliyoruz. Kalem kalem söyleyebilirim size nerelerden tasarruf ettiğimiz ama efendim, gerek yok.
Şimdi tabi son aydaydı herhalde bu TC'ye yazılma hikayesini, özellikle gazeteci arkadaşlara söylüyorum. Ben hep şöyle düşünürdüm ki gazeteciler bu işi manşet yapacak diye. Türkiye Cumhuriyeti'nin yani koca koca yazdırdım bir de ya. Benden büyük bu yani. Hiç kimsenin dikkatini çekmedi. Üzüntümü de belirteyim. Gazeteci arkadaşlara söylüyorum bunu. Tabii belki aynı paydaş değiliz bu konuda. O zaman zaten söyleyecek bir sözüm de yok. Ama ben gündem olmasını isterdim o tarihte. Heyecanlıydım. Evet. Neticede böyle bir şey olmadı. Haber ajansında ama aynı zamanda bu çok merkezli belediyenin yapması da bir şey gündeme biraz. Yani yerelde de dikkatini çekemedik. Evet. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bazı haberler vardır. Gündeme girmesi için zamanlama söylendi. İlk gün mesela teslim aldığınız gün talimat verip TC yazsın öyle teslim alacağım deseydiniz o Türkiye genelinde çok güzel bir haberdi. Yani haberin dişleri... Hatırlatsaydın onu bana. Ben ona şak diye tuttururdum orada. Yani yerine koyardım. Hatırlatmadın ki nereden bileyim. Sen hiç belediye başkanı oldun mu? Niyetinde yok. Adamın ayağını yerden kesiyor orada. Savaş Bey sen bana orayı hatırlatacaksın yani. Gel diyenden gidiyorsun zaten. Nereden aklına gelecek o iş? Evet yani orada olsaydı ona katılıyorum ama hatırlatsaydın kardeşim. Evet. Şimdi dedik tasarruf tedbirleriyle böyle bir miktarı ödedik. İnsanların en çok suyu kullandığı ay hangi ay? Geçtik onu. Ramazan'ı verdik. Bitti. Bir daha Ramazan yok. Hangi ay? Yani Temmuz ve Ağustos ayı. Arkadaşlarımızla konuşacağız. Ağustos ayından itibaren suyu bir miktar indireceğiz parasını. Su. Her yerde zam olurken Amasya'da indirilir. Allah. Her yerde zam olurken Amasya'da indirilir. Evet. Samsun'un bürokratları da bizi arıyorlar. Diyorlar ki siz orada ne yapıyorsunuz diyorlar. Biz Amasya'dayız. Efendim? Bir miktar derken başkan ne kadar? Tartışacağız arkadaşlarımızla. Bana göre fiyat yüksek. İşte %10-%20 neyse indireceğiz. Çünkü evlerde tam bilmiyorum ama 5000 küsür lira mı? 4000 küsür lira veya iş yerlerinde 5000 küsür lira. Biz küsuratları da alacağız. Üstünden bir miktar daha alacağız diye düşünüyorum. Yani bir tek rakam öyle geçeriz diye düşünüyorum. Efendim, tabii arkadaşlarımızla bu mevzuyu konuştuktan sonra şimdi mektup yazdık şehrimizden aşağı yukarı 30 kişiye. Desteğe ihtiyacımız var. Buraya bize beyanatta bulunabilirsiniz ve arkadaşlarımıza beyanatta bulunabilirsiniz. Bizim birinci projemiz olan Ortak Akıl Konseyi vardı ya, o Ortak Akıl Konseyi için 30 kişiye şehrimizden mektup yazdık. Bunun içerisinde siyasi fikridir, şudur budur asla ayrım kayrımı yapılmadan efendim esnaftır, ötekidir, berkidir ama hiçbir zaman bu işe siyaset karıştırılmamıştır. Efendim, arkadaşlarımızın tavsiyesiyle yapılmıştır. Sizlerin de tavsiyelerini, öngörülerini alırız, onları da değeriz. Herkes buraya tabii kabul edecek diye bir şey yok bizim çağırdıklarımız. Etmeyebilirler de. Yani bu şehirde Ortak Akıl Konseyi dediğimiz onu kuruyoruz. Efendim, onlara da yer olarak şeyi veriyoruz. Eski şu anda belediye binasındaki efendim başkanlık makamının olduğu böyle toplantı salonunun olduğu bir oda hazırlanmış oda var. O şehrimizin bize göre büyüklerine de orayı veriyoruz. Şehri onlara tartıştıracağız. Şimdi gelelim bazı mevzuların hassasiyetine. Biliyorsunuz yarışma yaptık.
Eski yıkılan belediyemizin olduğu yerdeki projemiz sonuçlandı. İki tane hanım kızımız kazandı. Zannediyorum bahçe bölümünü başka birisi takviye yaptı. Yani çeşitli takviyelerle beraber başka arkadaşlarımızın da projeleri oraya girmiş oldu. Kurula gönderdik. Önümüzdeki günlerde çıkacak. Orada inşaatımıza başlıyoruz. Projenin şeklini de oraya astık. Ne olacağı hakkında astık. Bizim bir tezimiz var. Amasya'lar karar verecek. Amasya'daki paylaşımı Amasyalılar yapacak. Efendim Amasya'yı Amasyalılar yönetecek. Amasyalı kendi kararını kendi verecek. Onun için de biz hiçbir projemizin dışarıdaki esnaf ve işraf tarafından yapılmasına müsaademiz yok. Ne yaparsak Amasyalı'yla yapacağız. Ben şahsen Mehmet Sarı olarak buna müsaade etmiyorum. Etmeyeceğim de yani. O projemizin şeklini orada görmüşsünüz. Merak edenler gider orada resmini astık. Efendim hazırlıklarımız yaparken işte tabelayı bir yere koydular falan. Bazıları bu işi dalga duvarıya çekti ama sonra da bana göre şiştiler projeyi gördükten sonra orada. Efendim biz de dedik ki şöyle bir halimizi görelim zaten. Öyle sap falan filan değiliz biz yani. Kim bakayım bize ne diyor. Efendim onlar da gördük elhamdülillah. Ama onlar ikinci perdeyi görünce, sahneyi görünce ne oldular onu bilemem. Arkadaşlar elimizde şu anda efendim tabii bu projeyi değerlendirirken bizim dışımızda değerlendirdi. Şehrimizdeki teknik ekip, çevre mimarlar odası, mühendisler odası. Tabii. Tamamen bizim dışımızda seçtiler. Rumuzlar üzerinden projeler değerlendirildi. Şimdi söz gelip bazı şeyleri de şey yapacağım şimdi. Elimizde tramvay projemiz var. Teleferik projemiz var. Efendim. Ayrıca çok özel bir projemiz var. Onu Ahmet Bey'e açıklattıracağım. Çünkü o biraz daha Sayın Cumhurbaşkanı'na kadar gidebilecek bir proje. Ve detayı biraz geniş. Şimdi size bir soru sorayım. Arkadaşlara soracağım. Senelerdir gazetecilik yapıyorsunuz. Hiç bu şehirde böyle 10 kişi 20 kişi gelip İller Bankası'nın öteki bankanın bilmem şuradan buradan teknikleri ekipleri rastladınız mı? Evet, tam bir görmedik. Yani gelmiş de olabilir, çağırmadık. Görmedik, karşılaşmadık. Yok yok, ben bunlar geliyor dizi çağırmadım mesela. Bunların geleceğini sonradan öğrendik biliyorsunuz. Geleceklerini biz biliyorduk da. Mesela şu. Karınca misali, biz bu şehri her tarafıyla oynayacağız kardeşim. Bu vatandaşa ne lazımsa yapacağız. Evelallah önümüz böyle açık. Kilometre 300. Arkamızda hem dua var hem destek var. Uygun olan şekliye Sayın Yenihan anlatır görüşmelerimizi. Bazıları şey olmak kaydıyla. Ama yok böyle bir şey ya. Evelallah niyet halis, akıbet halis. Niyet hayır, akıbet hayır. Derken efendim gelelim. Berat'ı logomuz falan filan nerede bunlar şey? Nefesin logosu şeyi falan. Orada mı yapacağız? He. O zaman burayı orada mı yapacağız? O zaman şöyle söyleyelim arkadaşlar. Orada devam edecek misiniz orada? Hayırlısıyla, hayır niyetiyle bir avuç inanmış arkadaşlarımızla alim menfaatını gözetmeden efendim evet hayır hasenat işi ise Allah rızasınınsa ben varım diyen birkaç tane arkadaşlarımızla
kararlaştırdığımız, kavli karar eylediğimiz, sefere çıkma niyetiyle buluştuğumuz bir topluluğumuz vardı. Bugün efendim, ya Allah bismillah dedik, sefere çıkıyoruz. Çok özveri, iyi niyetle kurduğumuz, at babası olduğum, insanın hayatında çok en önem arz eden şey nefes değil midir? Hepimizin bir nefes diye beklediğimiz, nefesimizin ne zaman kesileceğini bilmediğimiz ama zaman zaman ehemmiyetini hiç fark etmediğimiz efendim nefes. Nefes bizden. Ne koyduk? Sessizden, sessizden nefes bizden. Ne koyduk Berat'i? Sessizden nefes bizden. Evet. Sessizden nefes bizden dedik. Nedir? Biz sesinizi aldıktan sonra yanınızdayız anlamıyla yola çıktığımız derneğimiz bugün itibariyle İlk icraatlarını yapıp efendim orada anlatırız aşağıda 350 tane efendim gelen bize tekliften 50 tanesinin evine gidilmiş, olumlu kanaat sahibi olunmuş. Efendim elhamdülillah bugün onlara ilk kollarını dağıtmaya başlayacağız. Bu arada da bunları konuşurken duyarlı vatandaşlarımızdan hüsniyet sahibi efendim Allah rızası için ben varım diyen, âli menfaat gözetmeyen vatandaşlarımızdan bizimliğe yol yürümelerini istiyoruz. Bir şey söyledim ben. Dedim ki daha önce de ya herkesin evinde birer takım elbisesi fazladır ya. Birer gömleğe fazladır. Onu kuru temizlemeye götürecek, temizlettirecek, ayakkabıysa eliyle boyayacak hanımefendi, buraya gönderecek kardeşim. Size bol gelen öbürüne çok şık gelebilir. Sizin işinize yaramayan öbür arkadaşımıza bayramlık olabilir. Önümüzde bayram var. Aman ha, bu ne olur ki demeyin yani. Bundan ne olur ki demeyin. Sizin ne olur ki diyeceğiniz, halkımıza söylüyorum, ne olur ki diyeceğiniz öyle şeyler olur ki, öyle hayırlara, öyle duaya vesile olur ki. Bunu ama senin takdirine bırakıyorum. Biz gönlünden gelenin efendim kurban vekaletlerini alıyoruz. Şer'i usula uygun bir vaziyette. Yerine gidip bir fiil ulaşma garantisiyle. Ben şahsen kendim de bu işle ilgileniyorum. Ahmet Bey de bu işle ilgileniyor. Biz merkeze ulaşmanın derdindeyiz. Nefes demişiz adına. Benim nefese ihtiyacım var diyene ulaşamamak bizim için bir vebaldir. Ulaşacağız. Eğer Allah-u Teala bu imkan, bu fırsatı bize vermişse biz de bu fırsat ve imkanları onun kullarının nefesi için, huzuru için, rahat için, umudu için kullanacağız. Gazeteci arkadaşlarımdan da özellikle bu konuda destek bekliyorum. Yine burada yönetim kurulu arkadaşlarımız kendilerini bir tanıtsınlar. Şöyle şey yapın. Evet. Özcan Gür, ticaretle uğraşıyorum. Demlemiz için Amasya halkından desteklerini bekliyoruz. Harika.
Orkun Doğulu. Ben de ticaretle uğraşıyorum. Desteklerinizi bekliyoruz. Necati Apaydın, fotoğrafçılık yapıyorum 50 yıldır. Halkımızdan destek bekliyoruz. Fatih Top, Nefes Başkan Yardımcısı. Hep birlikte Amasya'yı güzel yerlere gideceğiz. Osman Kılıç, ben de ticaretle uğraşıyorum. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi orada tamam. Orada bir 4 tane arkadaşımız daha var. Bunlar bizim vakıf elemanlarımızdır. Yerlerine evet, gönül ehli arkadaşlarımızdır. Yerlerine gidip bir fiil tespit yapan arkadaşlarımızdır. Söyleyin, siz de kendinizi tanıtın. Evet, arkadaşlar, emekliyim. Başkanım, Allah razı olsun diyorum. Bu da yaşamış olduğunu anlatabilirim size, müsaade ederseniz. Bu demiş olduğumuzda. Başkanım şöyle dedi kendisi. Bu görevi yaparken dedi. Din, siyasi görüşü ayrım etmeden insanlar... Kesinlikle. Allah razı olsun. Biz de oraya gittiğimizde bir iki olayımız gördük. Başkanımız da gördük kendilerini. Kaderle terk edilmiş. Gerçekten çaresiz kalmış. Yani insan baktığın zaman gözler tutulacaksın gibi insanlar da rastlanmış. Başkanımız Allah razı olsun. Önce geldiği kadar imkanlarını sundu. Kadarkenin yanına girerdi. Kendi teşekkürlerim, Allah razı olsun diyor. Ben demir mezun aldım, yaptım bu askerde, artık onu gittim kurdurdum oraya. Geçen yıl meclis üyesiydi. Bu sene de yine bu yardım derneğinde daha önce Aslı'ya katıldım olan yüksek gönül öğrencilerine uğraştığımda şimdi de yine yoksul ailelere yardım etmekte, yardımcı olmakta mutluluk vereceğim. Çok başbaşkanımıza teşekkür ediyorum bu görevi verdiği için. Teşekkür ederim. Emre Taras, evet diye nefesle Gürsat Yuvalı köy hizmetlerinden emekliyim. Elimizden geldiği kadar yardımcılık başkanımıza teşekkür ederim. Emre Taras, Şimdi derneğimize geliyor, şöyle bir formu dolduruyorlar. Şöyle örnek var. Sonra onu biz dolduruyoruz. Sonra bu form bize gelip müracaat ettikten sonra bizim arkadaşlarımız gidiyor. Yerinde tespit ediyorlar. Yani... Arkadaşlar gidip sonra getirip merkez ofisimize verip bunları kayıt altına alıyoruz. Biraz önce söylediğimiz gibi asla ve kat'a nesebinden, siyasetinden, partisinden bizi ilgilendiren hiçbir durum yoktur. Böyle bir konunun konuşulması zinhar söz konusu bile olamaz. Biz gerçek sahiplerine gidiyoruz, yani fark etmez bizim için ne olduğu hiç bizi ilgilendirmiyor. Şu anda elimizde hazırlıklarımız var. O hazırlıklarımızdan beraber aşağıda bekleyen ilk 50 var. Bulduğumuz 50 var. 50 o 50 kişiye beraber ineceğiz, beraber dağıtacağız. Herkes görecek inşallah. Onun için de orada beraberliğimiz olacak. Niyet halis, akıbet halis. Mevlam ne ilerse güzel eyler dedik. Çıktık yola. Tutar tutmaz bizi bağlamaz. Karıncayı biliyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşte yandığı noktada karınca gagasıyla su götürüyor. Diyorlar ki çekil aramızdan. Yavrum, senin bu gagandakiyle ateş mi söner? Diyor ki ateş söner sönmez. Beni ilgilendirmez. Ben görevimi yapıyorum. Ben de Mehmet Sarı olaraktan bu şehrin belediye başkanı olaraktan üzerime düşen görevi yapıyorum. Vatandaşımız nasıl takdir eder? O onların vicdanıyla kendi arasında. Sermayenin adamı değiliz. Hiç
Hiç kimsenin dalga duvarasında değiliz. Cenab-ı Hakk'ın rızasına uymayan hiçbir işi yapma şansımız yok. Onun için evet, burada işte Amasya halkına konumuzu arz ettik. Amasya halkı gerekli değerlendirme yapacak. Bu arada biz aşağı inmeden önce burada çok sürpriz bir çalışmamızın olduğunu söyledim. Dedim ki buna bu konuda da şeyi Ahmet Bey açıklayacak dedim. Evet, nefesimizin şeyi bu, logosu bu. Arabayı zaten göreceksiniz aşağıda. Bu konuda da elimizdeki büyük, çok ciddi bir şey, efendim, Amasya'nın hayatıyla alakalı bir mevzuyu da Sayın Başkan kısa bir özetlemede bulunacak size. Buyurun. Evet, Sayın Başkanım, Nefes Derneğimizin değerli mütevelli heyet üyeleri, basın mensupları. Ses de uyanamıyor. Ha, şurada şeyi de atladık tabii. Herkes konuştu. Esas Nefes'in başındaki Hacı Efendi'yi atladık. Tamam. Onu bir Hacı Efendi, seni atladık burada biz. Şöyle o tarafa. Evet, yani. Siz hemen devam edin, oradan sonra. Sayın Başkanım, Sayın Başkan Yardımcılarım, Nefes'in değerli yöneticileri, Sayın Başkan, derneğimiz, biz işveren arkadaşlarla böyle yönetim bir araya geldik. Bu köprü vazifesi görelim dedik vatandaşla, yani alan elle veren elle bir araya getirelim. Bunu Sayın Başkanımla da paylaştık, kendiler de çok memnun oldu. Ve bize destek vereceklerini, arkamızda duracaklarını bize söylediler. Biz de burada size basın olarak sizlere de çok şey düşüyor. İnsanlar hep kendimizi düşünüyor, şeyi düşünüyor. Ya bu insanlar, etrafımızdaki insanlarla duyarlı olursak, o insanlarla beraber ekmeğimizi paylaşırsak, böyle bir şey düşündük. Sayın Başkanımız da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu davayı büyüteceğiz, halkamızı genişleteceğiz. Bütün iş adamlarla beraber bu işin içinde olacağız. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Evet. Hacı Baba'dan dinledik. Buyurun Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum Başkanım. Evet değerli arkadaşlar. Biz Amasya Belediyesi olarak başkanımızın emirleri doğrultusunda bir çalışma başlattık. Yeşilırmak Amasya için çok önemli, biliyorsunuz. Amasya zaten değerli bir kent, marka bir kent, ama Yeşilırmak onun değerini daha da değerli kılıyor. Fakat herkesin ortak bir eleştirisi var ki Amasya, Yeşilırmak Amasya'dan akarken bulanık akıyor. Gönlümüz öyle istiyor ki Amasya'dan geçerken Yeşilırmak bulanık akmasın, duru aksın, pırıl pırıl aksın. Biz de diyoruz ki bedeli ne olursa olsun biz bu çalışmayı yapacağız ve Yeşilırmak duru akacak. Bu projenin altını doldurmak için önce 3 günlük bir çalıştay çerçevesinde birçok proje ile birlikte bu projemizi de gündeme getirip ele aldık. Daha önce yapılan çalışmaların envanterini çıkarttık ve bu projenin esas sahibi olması gereken Devlet Su İşleri Müdürümüzle de temasa geçerek onların elindeki çalışmaları da öğrenelim, onlarla birlikte hareket edelim, yol yürüyelim diye Sayın Valimizin ve Başkanımızın bilgisi dahilinde Devlet Su İşleri'nde bir toplantı düzenledik. Yapılan çalışmalar gözden geçirildi. Daha önce yapılan çalışmalar gözden geçirildi. Bunları niye yapıyoruz? Zaman kaybetmemek için. Bir daha yapılmış olan çalışmayı tekraren yapmamak için elimizdeki bütün bilgi ve belgeleri paylaşmak suretiyle yol yürüyoruz. Ve Ankara'ya gittik başkanımızla birlikte. Orada hem İller Bankası Genel Müdürümüzle temaslarda bulunduk. Projelerimizin finansmanlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduk ve bununla ilgili bu perşembe inşallah Ankara'ya gideceğiz. Genel Müdürümüzle özel olarak bir toplantı yapıp
bütün projelerimizin finansmanı ve bilhassa da bu projemizle ilgili görüşmeler yapacağız. Daha sonra da Sayın Başkanımızı, Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı Bey'i de ziyaret ettik. Bu niyetimizi onunla da paylaştık. Bedeli ne olursa olsun Yeşilırmak duru akmasını istiyoruz ve bu çalışmayı başlatmak istiyoruz dedik. Ve bunun yanına Tersakan çayını gündeme getirdik. Tersakan da hakikaten Amasya'ya yakışmayacak şekilde kirlilik arz ediyor. Bunun da bertaraf edilmesiyle ilgili bir çalışma başlattık. Bunu paylaştık. Her ikisinin de kendisini heyecanlandırdığını, Ankara ayağına gelindiğinde de her türlü desteği vereceğini söyledi. Biz bu projemizi Yeşilırmak Havzası ile ilgili, Yeşilırmak'la ilgili projemizi biliyorsunuz menbaından mansabına kadar birçok ayağı olan kapsamlı bir proje. Bunun bir politikaya dönüştürülmesiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni oluşturduğu politika kurullarından Yerel Kalkınma Politika Kurulu'yla temasa geçtik. Onları da davet edeceğiz ve bu yapılacak çalışmaların bir kalkınma politikasına dönüştürülmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulmasını da sağlamayı hedefliyoruz. Böylece bir devlet politikası haline getirip işimizin kolaylaşmasını amaçlıyoruz. Biz Amasya Belediyesi olarak başkanımızın da biraz önce söylediği gibi bir karınca misali gücümüzün üstünde fevkinde bir yükün altına girmiş oluyoruz elbette ki bunun farkındayız. Belki hayal görüyorsunuz diyenler de öyle eleştiri yapanlar da olabilir. Ama hayallerde sınır yoktur. Ama bir gerçeği de biliyoruz ki yurt dışına giden arkadaşlarımız vardır mutlaka. Oradaki nehirler pırıl pırıl akıyor. Orada da çok yağmur yağıyor. Niye orada böyle bir kirlilik oluşmuyor, bulanıklık oluşmuyor da bizde oluşuyor? Bu somut örnekleri önümüze koyduğumuzda Türkiye'den de işte bir Eskişehir modelini, tam birebir olmasa da bir Kastamonu modelini gündeme getirdiğimizde niye oralarda pırıl pırıl akıyor diye sorduğumuzda bunun hayal olmadığını anlayabiliyoruz. İnşallah bu projemiz hakikaten yüz akı bir proje olacak ve gecemizi gündüzümüze katıp bu sevdanın, hayalin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Bu konuda genel merkezimiz de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli başta olmak üzere genel merkez yöneticilerimizin de Sayın Başkanımızın Amasya Belediye Başkanı olarak başarılı olması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ve özel olarak takip ettiklerini, her türlü desteği sağlamamız noktasında bize yardımcı olacaklarını söylediler. Demek oluyor ki partiler üstü bir atmosfer, iklim yakalanmışken biz de hep beraber elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Ama basın mensuplarımıza da çok büyük görev düşüyor. Belki bu konu daha önceden de gündeme gelmiş olabilir. Ama bir takım vesilelerle de gündemden düşmüş anlaşılıyor ki. Biz bu konunun mücadelesini verirken siz de takipçisi olursanız eğer kamuoyu oluşması bakımından, Amasya halkımızın heyecanlanması bakımından işimizin daha da kolaylaşacağını düşünüyorum. İnşallah diğer projelerimizde yoğun bir şekilde üzerinde çalıştığımız diğer projelerimiz de yavaş yavaş somutlaşmaya başladı. İzni olursa başkanımın kısaca ben onlardan da size söz etmek istiyorum. Mesela bir tramvay projemiz vardı. Onu da hayal etmiştik Amasya için. Nostaljik bir hat Amasya'nın değerine değer katacak diye düşünmüştük. Bununla ilgili de Ankara'ya gittiğimizde Raylı Sistemler Altyapı Daire Başkanı ile görüştük. Oradan aldığımız bilgiler doğrultusunda hareket ediyoruz. Ulaşım ana planımızı çıkarıyoruz.
Bunun üstüne yine gittiğimizde bu hafta gideceğiz, tekrar görüşeceğiz. Onların bize vereceği yol haritasında yürüyerek adım adım hedefimize ulaşacağız. Önümüzdeki, hayır bu ay 15, 16, 17 Temmuz'da Almanya'dan bir mühendis arkadaş geliyor. Kendisi Slovalı ama raylı sistem işletme firmasında üst düzey yönetici olarak çalışan bir elektrik elektronik mühendis arkadaşımız geliyor. O da Amasya sevdalısı birisi. Bize bu konuda beraberinde gelen arkadaşlarıyla birlikte danışmanlık yapacaklar. Biz bu hayali düşünüyoruz ama feasible mı değil mi, uygulanabilir mi değil mi sorularını alanda yapacağımız çalışmalarla cevaplandırmış olacağız. Ve finansman konusunda da hakikaten çok küçük rakamlar telaffuz edildi Ankara'daki görüşmelerimizde. Mesela 5 kilometrelik bir hat için 10 milyon lira ya mal olur dendi. Bu da kabaca bir rakam olarak söylendi. Daha derinlemesine bir çalışmada bu rakamın daha da aşağıya çekileceğini biliyoruz, söylendi. Bunun dışında işte bu hafta sonu proje müellifi gelecek. Ferhat Tepesi ile ilgili bir rekreasyon alanı çalışması. Daha önceden bir avam proje şeklinde yapılmış ama kadük kalmış. Firma yetkilisi ile görüşme kesilmiş. O firma yetkilisiyle başkanımız inşallah bir randevu verdi. Görüşme sağlanacak. Ferhat Tepesi de çok özel bir lokasyon arkadaşlar, çıkanınız mutlaka vardır. Oranın da ihya edilmesi noktasında teleferikle bağlantılı olarak bir tasarım hayal ediyoruz. Turistlerin, hani biraz önce konuşuldu ya, buraya geldiğinde, Amasya'ya geldiğinde uzun süreli kalması için bir takım aktiviteler sunmamız gerekiyor. Sadece Kral Kaya mezarları, sadece kale fotoğrafı ya da tarihi dokunun servis edilmesinin ötesinde turistleri memnun edecek, mutlu edecek bir takım aktivasyonların sunulması gerekiyor. Başkanım zaten turizmci, turistlerin ne istediğini daha iyi biliyor. Biz de bu yoldan ilerliyoruz. Bakalım, o projemiz üzerinde de çalışmalarımız hızla devam ediyor. Onun dışında cumartesi günü birlikte gezdik. Başkanımızın bilgisi doğrultusunda ürettiğimiz projelerin uygulanabilirliği noktasında Amasya'mızın her tarafını gezdik dolaştık ve Yeşilırmak rekreasyon alanı şimdiden başlıyor. Hazırlanmış olan 5 evler mevki herhalde 55 evler mevkiinde hazırlanmış olan alanda bir YEDAŞ'ın terk etmediği ama terk etmek üzere olduğu bir alanda dahil olmak üzere bir düzenleme hemen başlayacak arkadaşlarımız. Onu da hem afiş edip duyuracak Amasyalılara hem de uygulama başlamış olacak. Bir köprü planlıyoruz. Göktürk Köprüsü. Kirazlıdere'den karşıya geçeceğiz. Çok vatandaşlarımızın arzu ettiği bir proje. Onunla ilgili de proje ihalesine çıkıyoruz arkadaşlar. Bu projelerimizi zaman içerisinde afişe edeceğiz. Şehrin değişik noktalarında billboardlara ya da işte reklam raketlerine duyurularımız yapılacak. O zaman herkes görecek ki hakikaten Amasya için bir takım projeler üretiliyor ve bunların realize edilmesi için de çalışmalar yapılıyor denilecek. Yollarımızın asfaltlanması ve Amasya'nın bir turizm kenti olması hesabıyla kusursuz olarak sunulması caddesiyle, sokağıyla. Görüyorum ki Amasya'da oteller artık şehrin her tarafına yayılmış durumda. Butik oteller. Amasya'ya gelen insanların şehir ve sokaklarımızda dolaşma ihtimalleri çok yüksek ve caddesiyle, sokağıyla, kaldırımıyla beraber Amasya'yı bir bütüncül bakış açısıyla sunmak lazım. Sadece birkaç eserin ötesinde, dersinde çalışmamış bir belediyenin ötesinde bir performans göstermemiz lazım diye düşünüyoruz. Şimdilik aklıma gelenler bunlar ama yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Bugün gelen arkadaşlarımızı
bir talep bombardımanına tutacağız İller Bankası'ndan gelen arkadaşlarımızı. Onlar bu niyetle gelmediler ama biz hemen rotayı bu tarafa çevirdik. Ankara'ya gitmeden önce çantamızı dolduracağımız projeleri onlara aktaracağız. Bizim niyetimiz bu diyeceğiz. Bu çalışmaları yapacağız, yapıyoruz. Ankara zaten gönderdi onları. Biz de, siz de bilginiz olsun. Çünkü bölge ayağı da çok önemli. Onların da bilgisi dahilinde genel müdürlük projeleri geliştiriyor arkadaşlar. İnşallah proje yönetimi konusunda, projelerin kotarılması konusunda çok iyi bir performans göreceksiniz yakında. Sözlerimi burada noktalıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Efendim şimdi projeleri aktardınız da, şimdi anıtın orada, yani Yavuz Selim Meydanı'na anıtın orada çevresi biraz düzensiz. Buna bir proje var, düşünüyor musunuz efendim? Siz biliyor musunuz meydanı? Evet, meydan düzenlemesiyle. Meydan, Yavuz Selim Meydanı. Meydan, evet, meydan düzenlememiz var. İddialı bir. İddialı bir meydan düzenlememiz var. Evet. İddialı bir meydan. Şimdi Sayın Başkanım, biraz önce buyurduğunuz gibi projelerin kotarılması ortak akıl konseyi süzgecinden geçirilecek. Yarışma projeleri formatıyla sunulacak. Öyle bir meydan düzenlemeliyiz ki. Akın ettiği yerlerden birisi Sultan Miraz Camisi, bir de orası geliyor. Haklısınız. Teşekkür ederim. İddialı bir meydan düzenlemesi olması lazım. Yani iyi çalışılması lazım orayla ilgili. İnşallah güzel, Amasya'ya yakışır bir meydanımız olacak. Evet. Siz de bahsettiniz. Kentte küçük oteller, şehir ve travaya artık gelen konu. Kenti geziyor. Kentte sonunda bir tane çöp ve kaldırım. Kaldırımlar dükkanlara tahsis edildi. Kaldırım kenarları zaten otoparka tahsis. Yani vatandaş yolun ortasında gitmek zorunda kalıyor. Başka alternatif yok. Kaldırımdaki taşmalara zamanla kaldırıldıydı bu tamamen. Kaldırımlar yerlerine terk edildiydi. Devam edecek misin? Bir de çöplerin yer altına alınması. Çünkü çöp kirliliği de çok. Evet. Buyur başkanım. Siz bir cevap verir misiniz? Bu çöplerin yer altına indirilmesiyle ilgili, o da bizim vaat ettiğimiz projeler arasında. Onunla ilgili de çalışma yapıyoruz. Ben sayısı çok olduğu için kıymetli zamanınızı almamak adına değinmemiştim. Çöp taksiye değinmişsin. Çöp taksi uygulaması getiriyoruz. Bilhassa ana caddemiz Irmak kenarındaki o aks başta olmak üzere sık aralıklarla, hatta 5 dakikada bir, 10 dakikada bir çöp taksi çöpleri alacak. Kesinlikle bir turizm kentinde böyle çöp poşetleri olmayacak. Kötü görüntüler olmayacak. Bazı lokasyonlarda da çöpler yer altına indirilecek. Projenin muhteviyatı bu. Onunla ilgili çalışmalar. İpek Koyu